Kadınım. Sevgilim. Sevgilim, seni çok özledim. Ben de çok özledim. Ben de çok özledim. Nereden bakayım sana? Sen zayıfladın mı biraz? Göz altların biraz yorgun görünüyor. Çok mu zor geçti aylar? Çok zordu abi. Çok zordu. Sizden haber alamamak var ya, çok zordu. Evladım nasıl? Oğlum nasıl? İyi. Çok iyi, Ebehra geldi. Kalbinin sesini dinledik. Ama ekranda hiç göremedim. Göreceğiz. Göreceğiz. Birlikte gideceğiz. Döndüm ya. Artık hiç gözümden ayırmayacağım sizi. Çok özledik seni. Her anımızda vardın. İçeride sana yaptım. Ellerimle. Çok güzel. Teşekkür ederim. Baba. Babam. Babam. Bakayım. Büyümüşsün, kocaman olmuşsun. Babam, seni çok özledim. Oy, oy. Ben de seni çok özledim babam. Bu yaşta sana bunları yaşattığım için affet beni, olur mu? Yok, deme öyle. Senin suçun değil güzel babam. Koşulların suçu. Sen çok iyi babasın. Seni çok seviyorum. Oy benim akıllı merhametli güzel kızım. Ben de seni çok seviyorum. Babana evimizi göstermek istiyordun. De duvarımızı. Evet evet. Biz annem ve kardeşine ne yaptık? Gel. Bak. Buyurun Güven Bey. Yeni telefonunuz. Sim kartı içinde takılı. Nihat. Bu kadar basit numaralarla atlatılacak kadar ahmak adamları. Sence niye çalıştırıyorum ben yanımda? Çok üzgünüm efendim. Böyle bir hatanın bir daha tekrarlanmayacağından bizzat emin olacağım. Niye dersin?
bir daha hata olursa bundan sonra ilk sen gidersin. Ona göre. Sedat'ın haber var mı? Henüz yok efendim. İşin yoksa şimdi bir de o deliye laf anlat. Defalarca aramış. Ah Sedat'cığım, sana iyi haberlerim var. Sen haklı çıktın. Buldunuz mu abinin yerini? Henüz değil. Maalesef Sancar adamlarımı atlatmış. Ama Sancar'ın Mavi ile buluştuğundan, yani Mavi'nin çok yakınlarda bir yerde saklandığından artık kesin olarak eminiz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Ben ondan zaten emindim. Sen beceriksizliğini başarı diye mi satmaya çalışıyorsun bana? Sedat, rica ederim benimle bu tonla konuşma. Yapıcı olmayacaksak hatta hiç konuşmayalım. Bak Güven, sabrım taşıyor. Şimdi sana bir konum gönderiyorum. Hemen oraya geliyorsun. Yüz yüze konuşacağız. Hiç sanmıyorum Sedat'cığım. Bugün çok işim var. Gelemem. Güven, ya gönderdiğim adrese gelirsin ya da ben polisleri arar onlarla konuşurum. Ne diyorsun sen? Ne anlatabilirsin ki onlara? Mesela yurt dışına kaçışına aracılık ettiğin hani şu lüks yatlarla paralardan bahsedelim. Bence oldukça ilgilerini çeker. Sen nereden biliyorsun bunu? Kısa kes. Hemen adresi gönderiyorum. Nihat, söyle arabayı hazırlasınlar, çıkıyoruz. Peki efendim. Senin doğum günün baba. Sen yoksun ama biz de yine de kutladık. Annem kocaman bir pasta yaptı. Kardeşimle ben de senin için üfledik. Da kızımla bulduğumuz bir şey. Sancar saati. Sancar saati. Birbirimize seni anlattık. Melek benim bilmediğim ikinize ait olan anıları anlattı. Ben senden bahsettim. Sonra o anda ne yaptığını, ne düşündüğünü tahmin etmeye çalıştık. En güzeli de hayal kurduk. Tatile gitmişiz. İtalya, İspanya, Fransa. Geziyoruz. Hem kardeşim de var. Ya siz ne güzelsiniz ya. Hayatımsınız. Her şeyimsiniz. Seni konuşmadığımız, düşünmediğimiz bir an olmadı. Bunları kaçırma istedim. Anne. Nereye gidecektin? Nasıl iyiymiş ha? Baba. Ben sana gün gün yazdım. Kardeşim nasıl büyüdü, annem bize ne güzel baktı, ne oyunlar oynadık, resimler de yaptık. Bak. Beş ay. Telafi edilmeyecek bir zaman değil. Yine daha güzellerini koyarız. Biz bunları sen üzül diye yapmadık. Seni ne kadar çok sevdiğimizi gör diye yaptık. Biliyor musun sevgilim? Hayatımda aldığım en güzel hediye. En büyük ders. Ailemiz bir de asla böyle bir şey yaşamayacak.
Acıktın mı? Yemek hazırlayayım. Beraber yapalım ya. Ha? Durun, durun. Siz bahçeye, dışarı. Siz ikiniz biraz keyif yapın. Ben size bakarım. Ana, bizim kız bayağı büyümüş ha. Bayağı büyüdü. Görsen, yorulmama hiç izin vermedim. Hadi hadi ya, siz dışarı, bahçeye. Ben sofra hazır olsun sizi çağıracağım, hadi. İyi hadi bakalım Efe kızı. Senin gelinden var ya, daş bal olur vallahi. Ben de hanımdan biraz keyif yapalım, hadi. Haydi siz keyif yapın, haydi. Anne, kuşum. Ne yapıyormuş benim oğluşum? He? Ne yapıyormuş benim kuşum? He, ne yapıyormuş benim yavrum? Neredeymiş benim oğlumun oyuncağı ya? Aa, nerede oğlumun oyuncağı? Aa, buradaymış. Yürü seni güven. Oh, oh. Bakıyorum yine anaoğul keyfiniz yerinde. Maşallah, Allah hiç bozmasın. Sağ ol, amin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır Yahya Bey? Yüzünde güller açıyor. Elvan, sana bir sır diyeceğim ama kimseye demek yok. Sancar abim mavi inen meleği buldu deme. Ya kızım, sen de lep demeden leblebiyi hemen anlıyorsun ya. Al, kaçırdın işte sürprizini. Esaf buldu mu? Ay, çok sevindim be Yahya. Peki bunca zamanda neredelermiş? Vallahi orasını bilmiyorum. Anladığım kadarıyla iyiler şükür. Her şeyi abim düşünmüş. O ayarlamış belli ki. Sabahtan yanlarına gitti. Ah Sancar abim, ah. İnsan döner bize de bir şey söyler değil mi? Bunca zaman yüreğimiz ağzımızda yaşadık. Vallahi seni beni hayırt etmemişler. Kimseciklere bir şey dememişler. Bir karısı bir kendisi. Kendi aralarında sır tutmuşlar yalın. Sabah onların yanına gitmek için bana ihtiyacı oldu. Oradan anladım olayı. Gerçi doğru diyor. Bize bir şey söyleselerdi de biz bir yerlerde ağzımızdan kaçırsaydık ne olurdu? Tabii canım. Onlar kafa kafaya verdin mi evelallah altlarından kalkamayacakları şey yoktu. Maşallah. Birbirine güvenmek, birbirine böyle sahip çıkmak bu devirde kaç insana nasip oluyor ki canım? Aa, kuzu? Ne oldu anneciğim? Ne oldu yavrum? Niye ağlıyor? Oğlum. Ben kıyamam senin gözyaşına. Gel, gel Yahya amcana gel. Gel Yahya amcana gel sen bakayım, gel. Gel. Baba. Baba. Elvan, ne dedi o? Baba dedi. Ay. Ay babam benim. Baba diyen dillerine kurban olurum ben senin. Ay, baba dedi, duydun mu? Babam benim. Baba dedi ya. Olurum ben sana baba diyen dillerine kurban olurum. İskeleye gideceğini söyleyince biz de hemen peşine düştük. Meğer kendi gibi giydirdiği Yahya'yı göndermiş oraya, bizi zarflamak için. Yani Sancar sizi aptal yerine koydu, öyle mi? Bir işime devam edin! Adamlarımı atlatmış, ne diyebilirim? Ama Mavi'yi Sancar'ın sakladığından ve bugün görüştüklerinden emin oldum. Sen aylardır uğraşıyorsun, hiçbir şey bulamadık. Ben bir günde Sancar'ın onları sakladığını öğrendim, bu da bir şey. Sancar çok yakında açık verecektir. Benim sabrım kalmadı güven. Anlıyor musun? Sabrım kalmadı! Ben Sancar'ın açık vermesini beklemeyeceğim. Sancar'ı açık vermeye zorlayacağım. Yeter! Artık çekiyorum ben! Sakin. Biraz sakin olur musun lütfen? Ayrıca o Sancar'ın aramızda bir köstebeği var. İyice paranoyaya bağladım. Sen ne köstebi? Ne saçmalıyorsun sen? Sen akıllı adamsın İrfan. Düşün. Eğer bir köstebi olmasa, evini dinlediğini nereden bilecek? Ha? Seni nasıl atlattı? İskeleye gideceğini söyleyelim. Eğer evinin dinlendiğini bilmese, seni niye böyle zarflasın ki? O
Köstebek kim bilir lan neler anlattı ona? Herif mergide attığımız her adımı biliyor. Allah kahretsin! Selam! Ya bu evin öyle bir gizli odası falan yok mu lan? Hı? Çok değişmiş miyim? İnsan böyle bir yerde kapalı kalınca, hamile hamile bir de. Canı çok tatlı istiyor. Çok yedim. Çok mu yedin? Çok yedim. Böyle yanakların var ya, anal olmuş. Ama çok yakışmış ha. Vallahi daha bir güzel olmuş. Sadece yapma. Hep böyle hamile mi kalsınsın ya? Ha? Bir sağlıkla kucağımıza alalım da. Sonrasına bakarız. Olur olur inşallah. Olur ha. Hı. 3-5 ha. Allah ne verdiyse. 3-5. Kocaman bir aile oluruz. Hem Mehmet Efendi torununa da bu yakışır. Bir tane bile yapmam diyordum. Şimdi halime bak. Oğlumuz bir sağlıkla gelsin de. Ben senin her şeye varım. Mavi. Hı? Oğlan oğlan diyorsun da... ya kızsa alınmasın sonra. Erkek. Eminim. Hem ebe de öyle dedi. Onlar böyle anlıyorlar ya, şeklinden falan yok böyle de. Hani daha geniş olunca kız oluyor böyle, daha sivrisi erkek falan diyorlar. Ha. Hem çok güçlü tekme atıyor biliyor musun? Babasına çekmiş yani. Çeksin tabii. Babasına çeksin. Senin kadar güzel bir adam olsun. Abi. Seni buna götürmeye geldim. Burada olmaz. Burası çok ıssız. Hastaneye de çok uzak. Doğmada az kaldı. Hem ben de çıktım, aramıyorum artık. Seni konakta korurum. O Sedat da ortaya çıkarsa zaten tutuklanacak. Ha? Seni konuğa götürmeye geldim derken... Melek? Melek burada kalsın istiyorum. Anamı da getireceğim. Ya velayet güvende. Kızım belki de yurt dışına kaçıracak. O yüzden Melih'i ortaya çıkartamam. Olmaz Sancar. Melih'i bırakamayız. Babasının oğlu, gözümün nuru. Hanimiş bu oğlanın babası? Neredeymiş bu oğlanın babası? Tosunum benim. Babası yesin onu. Babasının aslanı, aslanı. Yahya yeter emme, gözünü seveyim. Sabahtan beri babası da babası, babası da babası. Bir dur artık. Yeter mi hiç ya? Baba dedi bana, duymadın yalım. Duydum, duydum da. Hani bebeğe bu. Kaç zamandır seni görüyor ediyor. Alışıver diyelim. Emme sen de etme böyle, alıştırma çocuğu. Alışsın Elvan. Alışırsa ne olur? Ne demek ne olur Yahya? Sen değil miydin ben bu çocuğun amcasıyım, bu da bana yeter diyen? Oluyor mu şimdi böyle? Dedim, biliyorum. Ama ne edeyim? Babası gibi hissediyorum. Elimde de Elvan. Aylardır şuncağızın canına yanıp duruyoruz. Bir yüzü düşsün, hop oturup hop kalkıyoruz. Bir güldün mü dünyalar bizim oluyor. Sen nasıl bağrına bastın, anası oluverdin. Ben de babası oluverdim işte. Baba dedi bana, babası olarak gördü. Şimdi buna hakkın yok mu diyorum. Deme Elvan. Etme, gözünü seveyim. Bir şans ver ya. Bir izin ver, onun babası olayım, senin de... Sus Yahya. Sus, gözümü sevmem, sus. O adamı mı seviyorsun hala? Hoş geldiniz, buyurun. Adı çay var mı kızım? Var tabii, olmaz mı?
Vereyim ben size. Kocuğum babası mı o? Kavga mı ettiniz yoksa? Kavga gibi değil de. Kızım çocuk bu. Çocuk eşler hem birleştirir hem uzaklaştırır. Azıcık dişini sıkın. Gülmeye başladım, yürümeye başladım mı rahat edersiniz. Çok tatlı maşallah çocuğum. Oğlum çok tatlı. Oğlum dedim anası. Maşallah. Maşallah. Sağ ol. Ben de kantoron değil mi çocuk? Ben adı çay dediydim. Kusura kalma, ben de kafama kaldı. Kusura kalma. Sağ ol kızım. Sen de sağ ol. Abi bak, bu velayetle ilgili çok sıkıştık. Avukatlar aylardır uğraşıyorlar ama bir yol bulamadılar. Tamam, ben serbest bırakıldım ama dava hala devam ediyor. Beraat etmedim. Dava belki de aylardır sürecek. O yüzden kızım ortaya çıkartamam. Meleği bırakmam Sancar. Kendini terk edilmiş hisseder. Kardeşin doğumunu kaçırır. Biz aylardır Melek'le ikimiz idare ediyoruz. Yine ederiz. Merak etme. Abi bak, doğru diyorsun. Doğru diyorsun da. Ya doğuma çok az kaldı. Bizim yani hastaneye yakın bir yerde olmamız lazım. Burası çok ıssız. Sevgilim bak. Doğum doğal bir olay. Anneannem de annem evde doğurmuş. Hem daha 2 ay var. O zamana kadar senin velayeti halledeceğine inanıyorum ben. Edemezsen de eğer burada doğurmam gerekirse ebemiz var zaten. Kadın her şeyimizle ilgileniyor. O gelir. Sen de yanımızdasın artık. Sen, ben, Melek, bebeğimiz. Dördümüz artık ayrılmayalım ne olur. Allah'ım, hikmetinden sual olmaz emme. Biz bu konuda niye sınanıyoruz ya? Ya ne güzel hayatımız vardı. Geldi 2 tane psikopat mahvetti. Tamam ya, ben bir yolunu bulacağım. Dediğin gibi öyle ayrı gayrı olmaz. Bir yolunu bulacağım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya sen yanındasın. Evlatlarım yanında. Dur bakalım ya. Şu hayatın dert tasası uzak dursun ha. Bugünlük ha. Bugünlük biz olalım. 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 Bunu çok bekledik. Getir Nihat, getir. İlaçları. Son zamanlarda çok şey yaşadın. 2 kere ölümden döndün. Kolay şeyler değil. Ben Mavi'den hesap sormadan ölmem. Merak etme. İşte ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Bu toplantının yüzünden ne hale geldiğinin farkında değil misin sen? Bir türlü toparlanamadın. Sinirlerim berbat. Senin takıntı dediğin şey benim yaşama sebebim. Mavi senin artık hiçbir yere gelmez biliyorsun değil mi? Kendi canına kıyar yine de gelmez. Bunu sen de benim kadar biliyorsun zaten. O zaman birlikte ölürüz. Benim için fark etmez. Ya da başka şekilde yapabiliriz. İstersen seni yurt dışına çıkarabilirim. Ha? Buradan tekneyle Yunanistan'a. Sonra da nerede yaşamak istiyorsan oraya. Ha? Ha. Benimle işin kalmadı yani, öyle mi? Torunun velayetini benim sayemde aldığını unutma Güven. Unutmadım. Torunumun velayetini aldım ama aylardır yüzünü görmüyorum. Çünkü
Çünkü benden korkuyorlar. Mavi ile karnındaki bebeğe zarar veririm diye saklanıyorlar, değil mi? Sen de bu yüzden beni oyundan çıkarmaya çalışıyorsun. Ben sadece ikimizin iyiliği için senin biraz geri çekilmeni istiyorum, o kadar. Sancar'ı bu şekilde yenemediğimizin farkında değil misin yoksa? Ben geri çekilmem Güven. Anlıyor musun? Mavi'yle arama kim girerse ezer geçerim. İster düşmanım olsun, ister dostum. Sen ol. Sakın Mavi'yle arama girme. Yoksa bir bakarsın, Marina'da çevirdiğim dolapları polislere öğreniverir. Nereye gidiyorsun? Mavi'yi bulmaya. Ya? Oğlum Sedat'ın peşine birini takın. Adım adım takip edilsin. Ama dikkatli. Sedat takip edildiğini anlamaz. Emredersiniz efendim. Burada işimiz bittiyse Doktor Bey Marina'da sizi bekliyormuş. Bak öylesin. Sedat akıl bırakmadı ki bende. Gidelim. Doktor Bey, benim yurt dışı bağlantılarımla tek tek irtibata geçtiniz, öyle değil mi? Bakın, eğer sonucu etkileyecek en ufak bir şey bile varsa harekete geçin. Sadece sizin değil, listemdeki, konusundaki uzman herkesle de görüştüm Güven Bey. Şu an sonucu değil, süreci konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Planlama yapmak faydalı olacaktır ama bunun için mutlak bir işbirliği gerekiyor. Yahya, nasılsın? İyi, ben iyiyim de. Sen ne yaptın? İstifa ettin mi? Yok yok, şimdi yazıyorum. Tutturdun bir istifa diye. Zaten kaç gündür çalışıyordun? Ne gerek vardı? Gitmezdin, olur biterdi. Hem biz abimle konuştuk zaten. Seni istediğin yere gönderecektik. Hiçbir şeyini de eksik koymayacağız. Niye gidiyorsun ki? Olmaz Yahya. Bir anda kaybolursam daha fazla dikkat çekerim. Hemen Bodrum'da kalmak istiyorum. Evimi terk etmek istemiyorum. İyi bakalım. Sen istifanı verivermez bana haber ver. Bak olur ha, bir terslik falan olur. Telefonum yanımda. Ya ararsın ya mesaj atarsın. Ben zaten yakınlarda olacağım. Hemen atlar gelirim, dayanırım kapıya. Tamam tamam, merak etme. İyi bakalım. Bana bak, seninle haber bekliyorum. Eğer yarım saat içinde haber gelmezse hemen dayanırım Marina'nın kapısına. Tamamdır. Valla Yahya tanıtımına böyle dedi. Ben de başka bir şey bilmiyorum ona. Ah Sancar'ım, ah görüyor musun? Ah be Sancar'ım, hiçbir şey beni zamanında demedi yine.
Bir ömürlük günahını aldım o mavi kızımın. Ah güzel Allah'ım, ben neler dedim, neler neler dedim Allah'ım. Sen benim beddualamın yolunu şaşırt ya Rabbi ya Resulallah'ım. Esirge onları. Benim torunum, meleğim ne kadar zamandır uzakta benden. Canımın, ciğerimin paresi. Ya ana, biz de bilemezdik, dertlenme gari. Hem Yüce Rabbim senin gönlünü bilmiyor mu? Sen gönlünü ferah tut. Mavi güçlü kadındı, Efe kadındı, galındaki çocuğa da meleğimize de gözü gibi bak ha. Bak Adem'i Gülsi'ye. Bak ha. Ya ne dedi kızım? O yanlarında onları koruyan, gözeten, ihtiyaçlarını gideren biri var mıymış? Zehra. Kime diyorum kızım ben? Yanlarında mı? Yanlarında ben bilmiyorum anne. Yani Yahya abim de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Güven Bey şu an bir görüşmede, rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Hay Allah ya, benim işim kısaydı aslında ama. İyi günler Güven Bey. Teşekkür ederim doktor. Güven Bey kusura bakmayın, ben çok kısa vaktinizi alacaktım. Size şunu vereyim. Bana sunduğunuz fırsat için gerçekten çok teşekkür ederim. Ama sanırım genel müdürlük için benim biraz daha deneyim edinmem gerekiyor. Yani ben sizi daha fazla hayal kırıklığına uğratmamak için... Tamam, tamam. Sen nasıl istersen, nasıl rahat edeceksen öyle olsun. Muhasebeye uğra. Maaşının geri kalanını bir de bir ay ikramiye versinler sana. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Güven Bey, çok sağ olun. Siz de kendinize iyi bakın. Ya anlamamıştır. Anlasa bir de üzerine ikramiye verir miydi hiç? İyi var, başını ağrıtmadıklarına da sevindim. Sancar abim nasıl? İyidir, o iyidir. Şimdi daha iyidir. Bu gece gelmez o ama sabahtan gele Zeytinli'ye. İstersen sen de gel. Hem sana da bir teşekkür etmiş olur yüz yüze. Senin iş meselelerini de konuşuruz. Olur, olur tamam. Dudu. Dostluğun için sağ ol be. Ya ne dostluğu Yahya? Ben senin de ailenin de hep yanındayım. Sen sağ ol. Eyvallah. Selam Dudu. Pardon ya, korkuttum ben seni. Yok yok, hayır. Ben dalmışım da kusura bakma. Nasılsın? Ya sen beni gördüğüne sevinmedin mi? Hayır, hayır sevindim. Sevindim, iyi olmanıza çok sevindim. Biz yine ne ara sizli bizli olduk? Yoksa gözden ırak olan, gönülden ırak mı oldu? Yok tabii ki. Benim yetişmem gereken bir yer vardı da aklım orada kaldı. Kusura bakma Sedat. Ben gideyim artık. Sen benden kaçıyor musun? Hayır. Hayır tabii ki. Niye kaçayım? Ben de onu diyorum işte. Niye kaçasın ki? Bak, ne zamandır görüşmüyoruz. Ne işin varsa bırak. Gel gidelim, baş başa bir yemek yiyelim. Ne dersin? Ya gerçekten çok isterdim ama yetişmem gereken bir yer var. Kusura bakma, olur mu? Aşk olsun ya. Yani şurada bu muhabbeti biri görse diyecek ki bu kızın bu adamdan kaçmak için kesin bir sebebi var ha. Yani bir yemek yiyelim dedik. Vallahi 40 tane takla attı. Ya özür dilerim. Özür dilerim, haklısın. Biraz öyle gibi oldu. Tamam, tamam yiyelim o zaman. Ama ben çok kalamam. İşimi de yemekten sonra hallederim. Gel bakalım Duda Hanım.
Ta buralara kadar geldik de gerek var mıydı acaba daha yakınlarda çarşıda falan mı yeseydik? Aşk olsun da. Sen öyle geçiştirilecek kadın mısın? Hem bu akşamki yemek çok özel. E sen artık bizim çalışanımız değil misin? Marina'dan ayrılmışsın, geldi haberi. Hı hı. Ben diyorum ki artık iş ilişkimiz olmadığına göre bence birbirimize olan hislerimizi rahatça konuşabilmeliyiz. Ne dersin? Bak, gideceğimiz yere bayılacaksın. Her şey senin için özel ayarlandı. Çok seveceksin. Hem zaten az kaldı, geliyoruz şimdi. Geldim. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Bunları benim için mi hazırladın? Seni ne kadar özlediğimi söylemiştim ama. Şunu da omuzuna atalım. Teşekkür ederim. Başlayabiliriz. Sen anlamıyorum ki, nazar mı değdi çocuğum ya? Tamam annem, tamam kuzum, bak geçti bey. Şunları bir sıkayım, getireyim sana. Hiçbir şeyin kalmayacak, tamam mı yavrum? Allah. Aşk olsun Elvan. Aramasam hiç haber vermeyecek miydin? Niye böyle yapıyorsun ki? Düşünmeye çalıştım Emre, düşmedi. Oğlan yanıyor. Ya zaten ağlaya ağlaya baygın gitti çocuk ya. Eve ben ateş düşürücü verdim. Duşu bezleri getiren belki acık seninle. Elvan, o bezle hiçbir işe yaramaz. Elvan, öyle bezlerle olacak iş değil bu. Doktora gidelim,
Hastane yakın zaten. Orada ateşini düşürürler. Hadi sen hazırlan. Düşürürler mi peki? Ya bir şey olursa? Korkma korkma, bir şey olmaz. Güçlüdür benim aslanım. Hadi sen üstünü başını giy, gidelim. Tamam. Sen montunu giydir. Montunu giydirem. Onu getirem, montunu. Yok yok, daha çok sarıp da ateşini çıkarmayalım oğlum. Hadi. Tamam. O zaman bezle. Bezle olmaz. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yani iş olarak mı yoksa? Hayat olarak. Yani mesela ben şimdi İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Güven Bey'le konuştuk, orada bir ofis açalım dedik. Eğer sen de istersen sana orada iyi pozisyonda bir iş ayarlayabilirim. Ya teşekkür ederim, çok naziksin gerçekten. Ama ben Bodrum'da kalmayı planlıyorum. Ya alıştım artık buranın havasına suyuna, gitmek istemiyorum galiba. O zaman Marina'dan niye ayrıldın? Sen yoksa bizden mi memnun değildin ha? Hayır, hayır canım, olur mu öyle şey? Yani Marina'da çalışmak benim için çok kıymetliydi, çok güzel bir tecrübeydi. Hele ki genel müdür olarak çalışmak. Ama sadece yani kendi işimi kurmak istedim ben aslında. Peki ne iş yapacaksın? Nasıl yapacaksın? İş düşündün mü? Hala düşünüyorum aslında. Krediye başvuracağım. İşte kredim onaylandıktan sonra da bir kargo firması kurmayı düşünüyorum. Ekibiyle birlikte. Ya belli mi olur, belki ileride birlikte de çalışırız. İnşallah. İnşallah. Peki şu eski nişanlı. Adı neydi? Yahya Efeoğlu. O bu işin neresinde olacak? Yahya mı? Yahya. Hiç. Hiçbir yerinde olmayacak tabii ki. Yani onun bu işlerden haberi bile yok. Biz görüşmüyoruz. Biliyorsun biz ayrıldık. Kötü de ayrıldık. Nefret ediyor benden. Neden? Sen yoksa yaramazlık mı yaptın ha? Sen yaramaz bir kız mısın? Gitti onlar, gitti. Ben sana servisi kendi ellerimle yaparım. Artık baş başayız. Bu arada ben hiç bugün sana ne kadar güzel göründüğünü söyledim mi? Çok güzelsin. Akşamlar. Bu saatte rahatsız ediyorum, kusura bakmayın ama tam sizin istediğiniz gibi bir daire çıkınca hemen haber vermek istedim. Ben kocasıyım. Siz deyiverin beni. Ben söylerim. Tabii. Başka parkına çok yakın, oldukça lüks bir daire çıktı da. Başka parkı? Evet evet. Hemen kıyısında. Yeni bir rezidans. Beşileşinin nezih yeri. Boğaz manzarası da var biraz. Bu Maçka İstanbul Maçka mı? Evet evet. Tam Zehra Hanım'ın istediği gibi bir artı bir. O zaman ben fotoğrafları atayım yarın Zehra Hanım'a. At kardeş. Sen at. Ben onu söylerim, o ara sen.
Bir şey mi oldu Karbuk? Ben bir hava alacağım Zehra. Pijamalarını. Hayır olsun. Sedat artık kalkalım mı? Geç oldu, ben üşüdüm de. Dudu. Ne olur gitme. Bırakma beni. Sana ihtiyacım var. Bak. Dudu bak. Ben son zamanlarda çok şey yaşadım. Çok yoruldum. Hatta yaşamaktan bile ümidimi kesmiştim ki karşıma sen çıktın. Bana tekrardan umut oldun. Ben aylardır seninle kavuşacağımızı bugün hayalini kurdum. Gözlerinde bu ışığı görüyorum. Sen de aynı şeyi hissediyorsun değil mi? Yani ben de ama öyle sen aniden söyleyince biraz değişik oldu. Teslim ol bana. Bırak kendini. Sedat, Sedat bunlar ne? Ne yapıyorsun? Sedat bunlar ne? Çıkarır mısın şunu? Küçük oyunumuzun bir parçası. Sedat ben böyle oyunlardan hiç hoşlanmam. Çıkarır mısın şunu lütfen? Hadi ama. Oyun bozanlık yapma. Çok eğleneceğiz. Sedat bunlar ne? Aç şunu lütfen. Açar mısın şunu? Aç şunu. Yalnız bağırma. O güzel sesin kısılacak. Hem sana ufak bir tüyo vereyim. Burada senin sesini duyacak kimse yok. Lan. Sedat ne istiyorsun benden? Ne öğrenmek istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben senden tek bir şey öğrenmek istiyorum. Mavi nerede? Nereden bileyim Mavi nerede? Nereden bileyim? Benim bir alakam yok ki Mavi'yle. Ama Sancar'la var. Değil mi? Aramızdaki köstebeğin sen olduğunu anlamadın mı be? Ha? Bu numaraları yer miyim? Bir kere yardım ettim. Yemin ederim sadece bir kere yardım ettim. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim başka hiçbir şey bilmiyorum. Ya sen benim buna inanmam mı bekliyorsun ha? Ya yemin ederim gerçek bunlar Sedat. Yemin ederim ben başka hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben onlara artık eskisi kadar yakın değilim ki. Ya sen yakın bile olmadığın insanlar için mi sattın beni? Kanka! Ya Sedat dur, ne olur nereye götürüyorsun? Bağırarak bu işten kurtulamazsın. İnan! Yürü! Ya Sedat dur, ne olur dur, yavaş dur! Ya Sedat ne olur dur! Kes sesini! Çok şükür sağ salim gelebildik evimize ya. Evlat sahibi olmak yüreğin ağzında yaşamak derdi anam. Vallahi haklıymış. Sağ ol Yahya. İyi ki yanımızdasın. Ne demek? Her zaman. Geç oldu, ben yatırayım artık. İyi o zaman.
Ben de gideyim. Size iyi geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Neredesin be Sedat? Aç şu telefonu. Aç! Efendim? Nihat. Nerede bu Sedat? Ulaşamıyorum bir türlü. Beni atlattı efendim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ah be Sedat. Ah. Ya ne hatlar karıştırıyorsun sen? Ne hatlar? Bunun burada ne işi var ki? Burada mı uyumuş bu? Gavruk. Gavruk. Ana. Gavruk, kuzum buz gibi kesmişsin. Ne işin var burada? İnsanın mabadudun ha bu havada. Gavruk, kuzum. Gavruk. Annem, sıcacık döşen varken niye burada yatıyorsun? Gittiği yerinde yatsana. Sabahçı kahvesi mi sandın burayı yiyelim? Hayırdır, ne işin var? Heh, Necdet. Benimle bir sene hesap vermedeydin. Sen de geldin, tam oldu. Ben ne dedim ki ya? Hayırdır Necdet? Nesi var gavru? Vallahi ne bileyim, tersinden kalkmış diyeceğim. Burada düzünden de kalkılmaz ki. Baksana nasıl, burada iki büklüm yatayım sen. Burada mı yatmış? Vallahi geldim, ben seslendim uyandım. Galiba burada yatmış. Lan gavruk, Efe konağından gelin aldı ama gelin onu konağa almadı. Bence önemli olan şey ne biliyor musun Gürabiye? Konaktan gelin almak değil. Önemli olan şey gelinin gönlünü alabilmek. Mesela ben seninle evlensem senin sıcacık döşenden vallahi iki adım ileri bile gitmem. Tövbe ya, laflara bak. Bana bak Necdet, senin gönül yayların iyice gevşedi. Abime söyleyeyim de açık sıkıştırıversin. Söyle, söyle fıstıklı lokum, yeter canıma tık etti. Eğer sana giden yolla sancırifin dayağından, yumruğundan geçecekse ben razıyım, öfkeli köylüyüm. Söyle. Helal olsun sana Necdet. Vallahi bak böyle böyle gülçeyi kazanacaksın. Acaba ne yapsam, ne zaman gelip istesem? Çünkü kız artık yumuşadı. Vallahi Gülçe bana böyle gülecekse, Gülçe'nin gönlünü kazanacaksam sancırı filmini sabah akşam dövsün. Kafa atsın, yumruk atsın. Hatta şurası var ya, şurasıyla buramı böyle vursun yani. Ben yine razıyım. Ama kurabiyem benim olsun. Yes.
Sanki ayaklarıma beton döktüler ha. Hiç gidesim yok. Biz üçümüz seni burada bekliyoruz. Git, işlerini hallet. Sonra bizi almaya gel, tamam mı? Git Melek. Evet. Biz seni hep bekleyeceğiz babam. Çünkü seni çok seviyoruz. Oy, gel bakalım buraya. Gel gel, bir öpeyim, öpeyim, öpeyim. Ben de sizi çok seviyorum. Dur. Telefonu al. Unutma. Emlakçı sana fotoğraf atacakmış. Dedi ki, tam dedi Zehra Hanım'ın aradığı evi buldum dedi. Bir tane park varmış. Ona bakıyormuş. Tam istediğin gibi. Tek kişilikmiş. Lüksmüş de. Ben sana anlatacaktım aslında Kavruk, yemin ederim. Gerek yok Zehra. Ben anladım. Sen ananı kızdırmak için sevmişsin beni. Anan engel olmaya, yasak koymaya baktıkça onurun öfkenden bana tutulmuşum. Hem de anan beni seviyor ya. Benim de yıldızlarım döküldü. Senin de gözündeki perde kalktı yalım. Gerçek sandığım Sevda da elma şeker misali. Ben çocuk gibi kırmızısına aldanmışım. Emme içinde kurt varmış. Şimdi şeker bitti. Elması çürüdü. Ben elimde sapıyla kaldım Zehra. Kavruk, ben seni çok seviyorum. Yemin ederim seni çok seviyorum. Ben sadece evli olmayı sevmedim. Sevemedim. Sen evli olmaya değil. Benle olmaya sevemedin Zehra. Ben kara sevdalanmayı tatlı bulmuşum. Öyle uzaktan uzağa bakıp kavuşma hayali kurmayı sevmişim. Masal gibi. Benim de gerçek olunca beni koca olarak yanına yakıştıramadın Zehra. Haklısın da. Haklısın emme, ben seni en başından dedim Zehra. Biz zaten olmayacağı oldurmaya çalışıyoruz. Sevda yeter sanıyoruz emme. Ben o masallardaki prenslere benzemiyorum Zehra. Böyle olsun istemedim. Kavruk, sen benim dünyada üzmek isteyeceğim en son insansın. Yemin ederim ben böyle olmasını istemedim. Hiç istemedim. Boşanalım Zehra. Şu abinin işlevi belli olsun. Uzatmayalım, boşanalım.